Tekrar merhaba Fatih'ciğim. Merhaba abi. Ses durumu nasıl? Baştan bir sorayım da. Ses durumu şu an gayet iyi geliyor. Yine bayağı bir çene yaptık herhalde bugün. Evet ya. Bir saatte bitiririz diye düşünüyordum da olmadı. Valla kısa tutamıyoruz ya canlı yayınları ama keyifli oluyor, iyi oluyor. Konu da çok. Bu zamana kadar hep 3 yayın şeklinde 3 saat civarında gitti canlı yayınlarım benim katıldığım moderatörlüğünü de yaptığım katıldığım canlı yayınlarda. Ama şu ana kadar dolu dolu geçti. Bu yayın da gerçekten çok güzel geçti. Güzel de devam edeceğini de umuyorum. Şu ana kadar verdiğim bilgiler için gerçekten teşekkürler. Çok kıymetli benim için de eminim izleyenler için de. Sesin iyi geliyor Fatih, enerjiyi iyi toplamışsın demiş Şener abi. Yani fotoğraftan anladığım kadarıyla abimiz herhalde. Şener Öner abim. Doberman Derneği'ndendir. Hani eski Dobermanları da vardı. Şu an Doberman beslemiyor. Kangalları var. Hatta üretim de yapıyor. Mümkün olunca katılıyor zaten yarışmaya. Köpekleri de arazide, sahada. Öyle yani hani Doberman'dan transferimiz diyelim. Çok güzel. Şimdi ara ara bazı notlarımı bakıyorum. Bu arada bir önceki yayından bir soru vardı. Selamlar abi. Export şecereyle ilgili bir soru vardı. Onu yanıtlayalım ama biraz da ağırdan alalım. Katılım yavaş yavaş gerçekleşiyor çünkü. Bu arada gelen yorumlara biraz bakalım. Katılım biraz daha artana kadar. Kangal üretim konusunda bir teşvik ve altyapı organizasyonu yok. Bu konu Kangal için önemli. Evet. Ya önemli. Onunla alakalı aslında bir şeyim de var. Hani düşüncem de var. Bir şekilde bu köpekler üremeli. Hani bu sapkan köpeğin olmadığı noktada hani ileride biz kangal köpeği üremezse 3 sene sonra 5 sene sonra evrak yapacak köpeğimiz de olmaz elimizde. Yani Evet. tabii ki her köpeğin şecereli olmasını %100 istiyorum. Onunla alakalı hiçbir şüphe yok. Ama şecereli olmasa bile önce o köpeğin varlığı önemli. O köpek olmazsa bizim sisteme sokacak köpeğimiz de olmaz. Evet. Bu arada o soruya geçmeden önce çok kısa şeye değinelim mi? Şimdi FCI tarafından tanınan tek yerli ırkımız şu an için Kangal. İşte Trabzon finosunu duyuyoruz, görüyoruz zaman zaman. Galiba bir dernekleri de var. Serdava biraz daha önde gidiyor galiba. Evet. Ben de çünkü ölçümlerde daha fazla yapıldı. Derneği de Yine var. Derneği Malatlı ırkı falan var. Bu ırklarla ilgili tabii yani sizin de tabii yaptığınız yerli ırk olması sebebiyle belki bilgi sahibisindir diye düşünüyorum. Ya da konuyla ilgili ne kadar malumatın varsa artık biraz aktarabilirsen. aslında ben aslında federasyonun aynı zamanda yerli ırklar komisyonundayım. Bir kere bile Evet. herhangi bir yere çağrılmadık, herhangi bir işlem yapmadık. Ama işte bu 2018 senesinde böyle bir davet oldu ve kabul ettik. Böyle de kaldı. Ama hani ne olup olmadığıyla alakalı herhangi bir bilgimiz olmuyor. Böyle bir gerçeklik var. Ama tabii ki hani işte KIF'ın hani herkese yaptığı duyurularla haberdar oluyoruz durumlardan. Oradaki durumdan da hani şu anki şeyde Akkaya Malatya ile alakalı birkaç ölçüm yapıldığını biliyorum. Onun dışında Akbaş Çoban Köpeği aslında Malatya'dan daha önde olan çalışma anlamında da biraz daha fazla çalışıldığı için daha önde olduğunu düşünüyorum. Akbaş'ın hatta taslak olarak ırk standardı hazırdır. Yani çok aşırı daraltmadan ya da çok aşırı katı olmayacak şekilde belli bir hani hakem değerlendirmesi yapılacak kadar Akbaş'ın ırk standardı hazır şu an. Hani şu an bu yayınladım bilmiyorum. Hatta başka bir iş için arkadaşımı yönlendirirken yerli ırklar kısmını tıkladığımda sadece Kangal'ın ırk standardını gördüm. Hani Akbaş'ın da ırk standardının orada olması bekliyordum açıkçası öyle söyleyeyim.
Çünkü hazır bir çalışma var. Hani Aksaray Malatya'sından ve işte Zerdava'dan Akbaş oldukça daha önde duruyor. Hani Kangal'dan sonra muhtemelen en büyük, en güçlü olduğumuz ırk, yani en hazır ırk Akbaş Çoban Köpeği. Bir de bu Zerdava ile ilgili sanırım Gürcistan'ın da bir sahip çıkması var değil mi? Yani bizim ırkımızdır diye galiba Zerdava ile ilgili bir sahip çıkma var. Burada da onunla ilgili iki ülke arasında bir yarış olabilir. Aslında belki o anlamda kinolojik bir yarışa ihtiyacımız var. Hani daha doğrusu yarışa değil, mücadeleye bir ihtiyacımız var. Üretim yapmamız gerekiyor, ırk standartını hemen yapmamız gerekiyor ve FCI'ye çok hızlı bir şekilde başvurmamız gerekiyor. Çünkü dediğin gibi Georgian Laika, Gürcü Laikası olarak böyle bir ırk isimleri var. Ve köpeklerin fotoğraflarına baktığınızda evet yani bizim köpeklerle aynı. Hatta işte dernek başkanımız Serdar Ergün'le konuştuğunda da o şunu söylüyor, buradan Gürcistan'a çok fazla köpek gidiyor. Hani alıp köpekleri kaçırıyorlar diyor. Ya böyle bir durum da var. Hani bizimkiler yani Serdar abilerin, Serdar Ergün'ün söylediği noktada Gürcüler aslında çok fazla Türklerden köpek götürerek o köpekleri var ediyorlar. Yani hani tam olarak hani kültür olarak nerenin köpeği birebir olarak oranın yöresinin insanı daha iyi bilir. Hani Trabzon'dakiler daha iyi bilir. Ama bu çalışmayı yapmak lazım, mücadeleyi vermek lazım ve her yaptığımız çalışmayı hani aceleyle yapmamız gerekiyor ve her şeyi belgeleyerek yapmamız gerekiyor. Yani atıyorum FC'ye başvuru noktasında tembellik etmememiz gerekiyor. Köpekler secerelenecekse hemen yapılması gerekiyor. Üretilecekse hemen üretilmesi gerekiyor gibi. Yani hani bu konuda hemen FC'ye biz hazırız hadi dememiz gerekiyor aslında. Çünkü FC burada şeye bakmaz. Hani kim daha haklı, kim daha haksızı çok fazla anlayamaz. Kimin köpeği daha fazlaysa, kim daha iyi çalıştıysa dersine o adam o ırka sahip olur. Benim fikrim, düşüncem o. Yerli ırklarımızla alakalı Tarım Bakanlığı ve Avrupa Birliği fonlarını kullanarak geniş çaplı bir ıslah projesi başlatmalıyız. Kesinlikle haklı bir yorum bu. Doğru yani. Koordineli bir şekilde. Yani burada kadar tabii ne yapıldı biz bilmiyoruz. Yani kamuoyuyla paylaşılan net bir şeyler de yok. Yerli ırklarla ilgili ne yapıldı? Şimdi federasyonun duyurular bölümüne bakıyoruz. Ya da resmi sitesini inceliyoruz. Ben yerli ırklarla ilgili yapılan çalışmalara dair somut olarak şu yapıldı, bu yapıldı vesaire ortaya konan bir şey bu zamana kadar görmedim açıkçası. Evet. Ya Tarım Bakanlığı'nın da şöyle bir zorluk diyeyim artık olaya. Köpekler şu an tam bizim istediğimiz köpekler değiller. Ne sağlık olarak, ne anatomik olarak, ne ırk vasfı olarak hani tesisler muhteşem. Ama köpek kalitesinin daha iyi olması gerekiyor. Şimdi o noktada bu uygun bu değil. Yani görüşmek gerekiyor. O diyalog ortamını sağlayıp onu güçlendirmek gerekiyor. Ama şu anki noktada maalesef hani bakanlığın kendi tesislerinde tuttukları köpekler de bizim ırk standartımıza göre uygun köpekler değiller. Yani orada ilk önce bir köpek noktasında bizim ırk standartımızda mutabık olabilmemiz gerekiyor. Yani bizim hani bir şey bir konuda çalışacaksak eğer ırk standartımızı onlara dayatmak demeyeyim de hani kabul ettirmemiz gerekiyor açıkçası. O zaman şöyle yapalım. Şimdi export pedigre konusunu atlamayın lütfen demiş bir arkadaşımız. Tamam atlamayalım, o konuya değinelim. O konuya değinmeden şöyle bağlayalım. Bir an önce federasyon yetkilisi arkadaşlardan o zaman bu yerli ırklarla ilgili somut olarak ne gibi çalışmalar yapılmış, ne aşamaya gelmiş. Bunlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz. İvedilikle talep ediyoruz. Önemli bir konu. Ve köpek ırkları camiasından insanlar olarak buna hakkımız var diye düşünüyorum. Diliyorum bir an önce bir takım çalışmalar yapıldıysa paylaşılsın, yapılmıyorsa da bir takım çalışmalar yapılsın. Ya şu export konusuna değinmeden önce garip bir şey anlatayım. Ben Amasya'da yaşıyorum. Amasyalıyım aynı zamanda. Bizim burada Suluva diye bir ilçemiz var. Bu Suluva ilçemizde de biraz böyle işte Ordu'dan, Artvin'den, Trabzon'dan falan göç alan da bir ilçe. Yani Trabzonlu, Ordulu, Artvinli, Rizeli
insanlar var o ilçede. Sokakta zerdeva gördüm. Sahipsiz. Çok ilginç ya. Öylece geçti gitti. Ve baktım net bir şekilde söyleyeyim zerdevaydı yani. Yani sokakta gördüm. Vallahi güzelmiş abi. Biz çünkü Trabzon'a gittiğimizde hani evet bizim de çok vaktimiz yoktu ama bir de hani coğrafi şartlardan dolayı da böyle evler dip dip olmadığı için hani bir yerden bir yere gidene kadar epey zaman kaybediyorsun. O yüzden bir gün içinde çok fazla köpek görme şansın da olmuyor. Yani ben o şeye bir gün katılabildim. Hani köpeklere bakım, gezme ve biraz ölçüm yaptık. James Tunç'la beraber, Adnan Üçey'le beraber. Çok kolay değil yani hani çok zaman harcıyorsunuz az köpek görüp az köpek ölçüyorsunuz senin her sokakta bir tanesine denk gelmen şans olmuş abi. Vallahi gerçekten denk geldim. Net bir şekilde de çok iyi baktım. Alıcı gözle baktım. Zerdevaydı yani. Net bir şekilde zerdevaydı. Bütün özelliklerini taşıyordu yani. Güzel. Umarım şeydir. Oralarda birinin sahipli bir köpeğidir de öyle. Aa, evet. Yani bir de kıymet bilinmesi önemli. Aynen. Belli oranda bir Bir de avantajı var aslında. Çünkü çok büyük bir köpek değil. Yani hani kangal köpeği sonuçta yer isteyen, biraz daha geniş bir alan isteyen bir köpek. Zerdeva nispeten daha olur bir köpek. Öyle söyleyeyim. Yani hani ben öyle görüyorum en azından. Ebat ya olarak. bu arada şu export şecere mevzunu yine öteliyoruz ama sürekli. Aklımda olan bir şey vardı yayın öncesinde. Ben bunu unuttum. Aslında başlarda bu mevzuyu konuşmak istiyordum. Biraz çok kısa mümkünse ona değinelim. Şimdi bu Kangal ırkının bir ara işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacağı vesaire falan filan da bununla ilgili yayınlar da vardı, haberler de vardı. Abi Kangal ırkı eğitime elverişli bir ırk mıdır? Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Yani illaki zeki bir ırktır tabii ama benim bu zamana kadar Kangal'la ilgili bakış açım hep şu oldu. Yani bunu başkaları da ifade eder genelde. İşte diğer ırklarda temel itaat, ileri itaat falan verilirken işte Kangal'la ilgili hep şu denir. İşte ya Kangal'da şöyle bir bakış açısı var. Ya Kangal'a işte otur dersin. Ya niye ben oturayım? Sen otur der gibi bakar falan. Söylemler de vardır. Biraz da Kangal ırkının böyle doğuştan işte sürü köpeği sanki hiçbir eğitime ihtiyaç duymadan zaten kendi doğallığından tabiatı gereği yapması gerekeni zaten bu köpek yapıyor gibi bir durumda var. Eğitime elverişli midir ya da eğitime elverişli dahi olsa işte bu BH dediğimiz, AIPO dediğimiz sınavlara hazırlanması vesaire gerekli midir aslında? Böyle bir şey gerek var mıdır? Yani her köpek ırkı bu tip sınavlara katılmak zorunda mıdır? Kangal da katılsa iyi olur mu? Faydası olur mu? Katılmasa ne kaybeder? Bunlarla Yani ilgili düşünce nedir kısaca? biz ya Kangal bir kere kendi sesini kendi kullanan bir köpek. Hani bu belli noktada çok özel bir durum aslında. Ama eğitilebilirlik açısından da zorluk getiriyor. Yani eğitilebilir köpek en akıllı köpek anlamına gelmiyor. İtaatle en yatkın köpek olması gerekiyor. Şimdi biz yine de hani bu arada şey BH, IPO falan hani bunların Kangal için çok gerekli görmüyorum. Yani hani ama nedir? Ben mesela kendi köpeğim için Fudul'la alakalı Mete abiyle, Kemal Mete Sözer'iyle bir süre çalışmıştık. Hani bir sosyal köpek sınavına katılsın. Hani hem ilk Kangal köpeği bunu yapmış olsun istedik açıkçası. Hani yapabiliyor mu diye görmek istedik. Yani hani biraz da o var. Öyle bir kendimizce denemiş olalım kendi köpeğimizle nedir durum diye. Ya köpek iyi gidiyordu. Açıkçası hani bir şeylere de hazırdı. Ama işte o dönemde katılacağımız sınav zamanında döneminde bir dişi köpeğimiz vardı ve bizim köpeğin aklı uçtu gitti. Biz de sınava sokmama kararı aldık. Mete abinin de tavsiyesiyle biz de aynı şekilde. Çünkü köpek hani yemeden içmeden kesiliyor bizim köpek sağ olsun. İşte kafa bambaşka yerlere gidiyor. Sen de biliyorsun hani kızgınlık döneminde bir dişi varsa erkek köpeği geçmiş olsun. Yani hani o dönem bitene kadar o köpekten hayır gelmiyor genelde. Biz de öyle bir dönem yaşadık ve hani bildiğim kadarıyla hani Türkiye'de yok başka bir yerde de duymadım. Hani sosyal köpek sınavı, pardon galiba Hırvatistan'da ya da Bosna'da sosyal köpek sınavı dediğimiz o minvalde bir sınav geçmiş bir Kangal köpeği var. Ama Türkiye'de henüz öyle bir şey yok.
Henüz öyle bir şey yok. Peki bununla bağlantılı olarak şeye de değinelim. Yani en azından Kangal'a dair bir ZTP çalışmaları falan var mıdır, yapılmış mıdır, yapılması planlanmış mıdır? Planlamadık, onu söyleyeyim abi baştan. Yani hani çünkü biz şu an hani ZTP dediğin aslında bir hani uygunluk sınavı, tamam, ama aynı zamanda da bir eleme. Ya biz daha toplamadık ki eleyelim. Doğru. Yani şu an için işin başında yarardan çok belki zararı olabilir Yani ırkın. hani eleme tabii ki hani bu demek değildir ki işte karakteri bozuk işte ırka uymayan köpeği üretin. Bundan bahsetmiyoruz ama ilk önce bir şeyler olacak. Hani belli sayıda bir köpeğimiz olacak. Ondan sonra yavaş yavaş o köpeklerden iyilerini eleyerek hani olmaması gerekenleri atarak devam edeceğiz. Ama şu an bizim için her köpek hani yeni bir değer, işte gen alanına gelen yeni bir zenginlik olarak görüyoruz. O yüzden şu an için hani öyle bir şansımız yok. Bir de gelen köpeklerin çoğu zaten karakteri de eğitimi de çoktan bitmiş köpek. Yani sen o köpeğe tekrardan sınav yapamıyorsun. Köpek 6-7 yaşına gelmiş. İşte Sivas'tan yeni bulmuştun. Hani hangi şartlarda, hangi sahipten geldiği belli değil. O köpeğe çok keskin bir test, keskin bir sınav yapma şansın yok. Kesinlikle. Peki yine bağlantılı olarak çok kısaca diğer yerli ırklarla ilgili eğitim elverişliliğiyle ilgili düşüncen nedir? Ya Yani yine fikir olarak Kangal'a karşı söyleyeyim. eğitim elverişlilikleri nedir bildiğin duyduğun kadarıyla? Ya ben hani Akbaşı Kangal'dan çok farklı görmüyorum açıkçası. Hani o anlamda istenen eğitim noktasında zorluk yaratabilir diye düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Ama Zerdava belki daha farklı olabilir. Çünkü Zerdava kendi içinde zaten biraz daha hareketli bir köpek. İşte aynı zamanda kendi koruyuculuğunu da yapan bir köpek. Muhtemelen hani biraz daha itaat noktasında ilerlenebilir diye tahmin ediyorum sadece. Evet. Bu arada Oğuz Güler arkadaşımız. Abi şöyle fikrimi belirtmek isterim demiş. Kusura bakmayın biraz yakınlaşmak durumunda kalacağım. Devlet kanalında narko görevler için kangal kullanılmaya çalışılmakta. Lakin kapasitesi bir Mali gibi değil. Bu şeye benzer. Resim yeteneği olan bir çocuğu kimya için çalıştırmaya benzer demiş. Aynen. Ya öyle, o ekiple de ara ara görüşüyoruz. Hatta işte ben de ziyaret ettim. Hani fikir de soruyorlar. Hani fikir soruyorlar derken hani ne yapabiliriz ya da işte burada durum nedir ya da işte tavsiye edebileceğim bir şey var mı gibi konuşmalarımız oluyor. Ya hani yapılmaya çalışılan şey zaten Kangal'ın doğal rutininde olan bir şey değil. O yüzden hani çok fazla bir şey de tavsiye edemiyoruz. Yani hani hani ille bunu yapmak istiyorsan eğer bir kere birkaç lisesini seleksiyon yapman gerekiyor. Karakter Evet. seleksiyonu yapman gerekiyor. Yani hani o işi yapacak köpeği seçeceksin, o işi yapacak köpeğin yavrusu olacak, bilmem nesi olacak. Hani birkaç nesil sonra artık tamam ben karakterimi buldum deyip o köpekle yürümen gerekiyor. İlle bu işi yapacaksan bu arada. Ben hani bu işin gerekliliğini de açıkçası çok savunan birisi değilim. Ama yapılacaksa eğer bu böyle olur. Yani sen işte yüzyıllarca işte dağda kendi koyunu kendi inisiyatifiyle sürmüş, gezdirmiş, korumuş bir hayvana diyorsun ki otur kalk yat et bilmem ne. Bu köpeğin inisiyatifinde olan bir şey değil ki. Ya o köpek başkasının fikrini uygulama noktasında değil. O köpek kendi olayını kendisi yaratıyor zaten. Yani hani kendi çözümünü kendisi yaratan bir köpek. Kesinlikle. Yani köpeğin olayı bu zaten. Yani Kangal'ın olayı bu. Export şecereyle ilgili yine export pedigre soru işaretli bir yorum gelmiş. Çok çünkü şey yaptık. Önüne fazla konu aldık. Export konusuna artık değinelim istersen. Export konusu şu, hani Kıf'ın kendince yaptığı bir şey var, uygulama var. Hani orada şöyle bir kendi mantıkları var. Bu köpek yurt dışına çıkışı yasak. Çıkışı yasak olduğu için ben bu köpeğe export pedigri veremem diyor. Halbuki bu export pedigri işin aslı yurt dışına çıkış belgesi değil. Yurt dışına çıkmış olan köpeğin o ülkedeki federasyona kayıt belgesi. Yani bu durum aslında federasyonu bağlayan bir şey değil. Köpek Ne izi sahibi var. dökemi ağaç şeceriye dökemediğimiz demiş. Hayır, ilaveten. Yani ATD'ye dökemedin. Yani export durumu başka. Şimdiye kadar federasyonda sadece iki tane ATD'li üretimimiz oldu. Yani hani ATD'li üretimin de olsa, ATD'li köpeğin de olsa
bunu export olarak yurt dışına gönderemiyoruz. İşin olayı bu. Ama şöyle yurt dışına sonuçta Kangallar işte koruma altında ya da değil, yurt dışına çıkışı yasak ya da değil hala netleştiremediğimiz bilahare mevzu. Ama sonuçta yurt dışına Kangal köpeği fiilen çıkıyor değil mi? Var ya. Çıkıyor. Yani. Var. Özellikle Almanya'da falan çok acayip çiftlikler var değil mi? Yani popülasyon var. Yani. Almanya'da çiftlikler var. Hani bir sürü gurbetçi vatandaşlarımız da gidiyor, götürüyor. Yani hani Balkanlarda da var. Bu köpek var. Yani hani bu köpeğin evrakını oraya göndermemek, hani sadece ne bileyim oradaki biraz daha tecereye önem veren insanların o köpeği talebini düşürür. Yani biz işte, maalesef, yani yurt dışında da belli bir miktarda kangal ırkı köpeklerimiz var. Ama bunlara export şecere vermeyerek bir şekilde yurt dışındaki kayıt sistemini minimize etmek de değil. Sıfırız yani bu konuda. Aynen öyle. Yani hani bir kere hani kıf olarak düşünelim ya da Türkiye olarak düşünelim. İnsanların Türkiye'ye ilgisini azaltıyoruz. Yani hani yurt dışından o köpeklere, bizim köpeklerimize talep olacağına adam işte atıyorum Fransa'da iyi olmayan, beğenmediği ama sadece evsel tecrübesi olduğu için o köpeği talep ediyor. Çünkü diyor ya ki ben Türkiye'den bu muhteşem köpeği yarışmalara sokamam diyor mesela. Ya bir şekilde ben işte Rottweiler ırkına mensup olduğum için biraz bunun üzerinden gidiyoruz hep ama Almanya'dan Rottweiler almışım, şecere gönderiliyor. Bu bununla aynı şey yani. Aynı o zaman o zaman Türkiye'de kayıtlı Rottweiler mümkün olabilir mi? Olamaz. Ya aynı şekilde sen yurt dışına da bu export şecereyi göndermezsen orada da aynı şekilde olamaz. Kayıtlı. Aynen öyle. Ve hani dediğin gibi bu hani aslında yani avukat olan sensin. Ben bir iki kişiye sormuştum bu konuyla alakalı fikrini. Şöyle bir şey söyledi. Avukatın fikri şuydu. Bu çıkış belgesi mi dedi? Yurt dışına çıkış belgesi mi? Hayır dedim. Bu o ülkeye köpeğin kaydolması için gerekli olan bir soy kütük belgesi dedim. O zaman dedim bu köpeğin hani kıf olarak, federasyon olarak sen bu evrakı çıkardın diye herhangi bir sorumluluğun olmaz dedi. Ama bu bir avukatın görüşüydü. Hani doğruluğunu yanlışını sen belki daha şey yapabilirsin abi, hani tartabilirsin. Ben böyle bir görüş almıştım. Bir de asıl hani The Love of Kangal Levent abi bu arada. Onun şeyi de başta söylediğiyle birleştirdiğimizde şimdi bize uluslararası ırk muamelesi yapıyorlar. Hani işte Kangal FC ırk oldu o yüzden şunu yapamazsın artık bu olamaz siz değiştiniz siz ırk oldunuz bilmem ne falan diyerek gidiyorlar. Ama lazım olduğunda export pedigri vermiyorlar. Tabii bu absürt bir durum. Yani şimdi müspet durumlarda diyorsun ki biz artık FCI'ye bağlı bir ırk olduk, FCI tarafından tanınan bir ırk olduk gibi bir gerekçe sunarak yapılabilecek müspet çalışmalara hayır diyorsun. Ama iş buna geldiği zaman da yine tam tersi müspet değil olumsuz olabilecek bir durum. Buna geldiği zaman da aksine FCI'ye bağlı bir ırk olmanın gereklerini yerine getirmiyorsun. Aynen öyle. Yani acayip bir garabet bilemedim. Bununla ilgili kesinlikle bir çalışma yürütülmeli. Ya bu iki sene olmuş ya. İki sene olmuş. Kangal olarak FCI'de tanınmışız, biliniyoruz falan. Ya bu ırkın gelişmesi için elden gelen her şeyi yapmak lazım. Yani federasyonun resmi sitesinde de düzenleyici işlemlerde de var. Yani federasyonun ilkeleri, amaçları vesaireleri belli. En başta yerli ırklar geliyor zaten. Yerli ırklarla ilgili müspet çalışmaları yapmayacaksın da neyi yapacaksın? Ya biz burada tabii bu karşı gelişleri, bu muhalif söylemleri biz federasyona karşı yapmıyoruz arkadaşlar. Federasyon yöneticilerine karşı yapıyoruz. Yani biz burada federasyonun karşısında değiliz. Federasyonun ile ilgili bir problemimiz yok. Mevcut federasyon yöneticilerinin bu konuyla ilgili yürüttüğü bir takım işlemlere, uygulamalara karşı muhalif yorumlarda. Ya şöyle bir şey söyleyeyim abi. Hani birçok canlı yayında bile hala biz şu durumdayız. Biz hani şu anki yönetim kurulu bize ceza da verse, ne bileyim ömür boyu men de verse, biz kıfın ve FC'nin tarafındayız her zaman. Yani biz bir şey olduğunda insanlara FCI'nin doğru taraf olduğunu, işte
alternatif organizasyonları sizi uluslararası alanda bir yere götürmediğini zaten söylüyoruz. Yani hani muhtemelen de şu anki var olan mevcut yönetim kurulunun bile savunmadığı kadar savunuyoruz. Yani bizim hani kurumla alakalı bir savaşımız yok. Biz kurumla didişme içinde değiliz. Ama şu anki yönetim kurulunun yaptığı şeyleri de kesinlikle tasvip etmiyorum. Kesinlikle yanlış işler yapıyorlar. Evet. Ya kurumla didişme halinde olsak kurumla bir işimiz kalmaz ya. Ya biz tasvip etmiyoruz deriz, dışarıdan eleştiririz ama biz bunun içindeyiz. Biz bunun içinde olarak kurumun varlığına karşı muhalif olma, kurumun var olma nedenlerine dair olumsuz bir şey söyleme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bu değil yani buradaki durum. Değil. Şimdi biz zaten kurumun asıl amaçlarına geri dönmesini istiyoruz. Kinolojiye dönmesini istiyoruz. Köpek kaydetmeye dönmesini istiyoruz. Köpeklere mümkün olduğunca çok köpeği secere sistemine katmayı istiyoruz. Ne bileyim, yardımlarla alakalı çalışma istiyoruz. Yani biz aslında kıfın varoluş amaçlarının geri dönmesini istiyoruz. Evet, bu bütün bunlarda da kabahatli olan o tüzel kişilik, o kurum değil. Evet. Halihazırda bu kurumlar, bu tüzel kişilik yöneticiler eliyle, yani gerçek kişiler eliyle bu işlemler, bu uygulamalar yapılıyor. Şu anki gerçek kişilerin buna dair çalışmaların doğru olmadığını da şu ana kadar yaptığımız konuşmalarda bence ortaya koyduk. Yani ben birçok şeyi bilmiyordum. Senin vesilenle öğrenmiş oldum. Bu arada bazı şöyle bir katkı sağlayan yorumları, bir de iyi bir soru gördüm sanki şurada. O soruyu da okumak istiyorum. Önce bir katkı sağlayan bir yorum var. Yurt içinde korumak için hiçbir şey yapılmıyorsa yurt dışı çıkışını yasaklasan ne olur demiş. Evet, kesinlikle doğru. Köstek olmasınlar yeter. Şimdi Hasan beyefendinin bir sorusu olmuş. Avrupa'da FCI yarışmasında katılan ve ödül alan kangallar ile şu an Türkiye'de olan kangallar arasındaki bariz farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir bariz fark var mı? Ya şöyle var. Şimdi Avrupa'da ve dünyadaki kangal köpeği olarak hani başarılı olan köpeklerin çoğu Türkiye üretimi köpekler değiller. Ve hani zamanında da bu söylediğim hani secere sisteminden dolayı da açıkçası export pedigri alamadıklarından dolayı atıyorum Anadolu çoban köpeğinin kangala döndürmeye çalışılmış halleri olabiliyor çoğu zaman. Şimdi bundan dolayı da ırk standartlarına baktığında ırk standartı yeni değişmiş. Hakemler istediği köpeği karşısında bulamadığında hani en yakın, en yatkın köpeği seçiyor. Hani Türkiye'de yine seçebileceği köpek var. Az sayıda köpek de katılsa yarışmaya, oradan doğru bir örneği hakem bulup o köpeğe tamam budur diyor ve bizim doğrumuza çok daha yakın oluyor. Ama Avrupa'da bu şansı yok. Yani köpek sayısı zaten az. İnsanlar zaten çok vasıflı köpekleri kendi ülkelerine götüremiyorlar. Bu da hani biz ülkede bu kadar büyük problemler yaşarken hani Avrupa'da seviyenin biraz daha başka bir yerde olmasını ben çok şey karşılamıyorum. Yani hani garip karşılamıyorum. Zamanla düzelebilecek bir şey. Hani önce bizim burayı düzeltip sonra oraları toparlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu arada Ayşe abla katıldı şimdi. Merhaba diyor. Merhaba Ayşe abla. Yalnız yayınımızın 3. saatindeyiz abla. Seni daha erkenden görmeyi çok isterdik. Ama yine de katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ya bu zaten 8 bölüm olduğu için sıkıntı yok. Evet. Şimdi şöyle toparlamadan önce biraz şu şey konusuna değinelim istiyorum. Bir meşhur bir özür hadisesi var. Zannediyorum senin bir yorumun ya da paylaşımınla alakalı mıydı? Önce bir sen de biliyorsun abi konuyu. Hani ben bir senelik bir ceza aldım. Evet. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı. Daha iyi biliyorum ama açıkçası cezanın tam olarak hangi yorum ya da hangi paylaşımdan kaynaklandığını açıkçası bilmiyorum. Ya bir o işte ufak yavrular vardı, şınavdırlı yavrular, bir o vardı. Hatırladığım kadarını söyleyeceğim şimdi. Ya şimdi bu dernek atma çabalarının hani yersiz olduğuyla alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi kelimesi kelimesi doğru söyleyemeyeceğim için çok fazla onu şey yapamıyorum. Onunla alakalı. Daha doğrusu şu oluyor. Hani yöntemleri şu. Sana 5-6 tane bir şey yolluyorlar. Git kendini savun diyorlar. Mesela kendince bir savunma veriyorsun. Vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Sonra sana bir ceza veriyor.
Ama o cezayı işte sen şu paylaşımından dolayı ceza aldın demiyor. Sen bu cezayı aldın. Yani o 5 paylaşımdan hangisi için ben ceza aldım mesela bilmiyorum şu an. Bu hani... arada Talih Başkan da katıldı. Talih sen de çok geç katıldın Talih. Neredeydin bu saate kadar? Hadi herhalde. Bir tane çay gibi ben evi derken. Getirdim. Pardon böldüm bu arada. Lütfen devam et. Yani hani dediğin gibi bir kere hani yöntemsel olarak bana çok normal gelmeyen bir şey. Yani hani sen birisine bir ceza veriyorsan sen şunu 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 yaptın. O yüzden sen şu paylaşımından dolayı şu cezayı alıyorsun demesi lazım. Yani bana 5 tane ekran görüntüsünü gönderip hadi kendini savun diyorsun. Eyvallah bir savunma veriyorsun oraya. O savunmadan sonra ceza veriyor sana. Ama o hani 5 paylaşımda mı kusur içeriyordu? Yoksa hani onlardan bir tanesini mi seçtin? Neye istinaden? Çünkü ben seni mahkemeye vereceğim sonuçta. Ben bu mahkemeye verirken o 5 paylaşımı birden mi göstereceğim? Yoksa sen bana gerekçeni mi söyleyeceksin? Yani bizim zaten kısa şu an yürüyen bir kişisel mahkemem var. Bir mahkemen daha olmuş olacak muhtemelen. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu o hak mahrumiyeti ceza saldığın eylemle ilgili mi dernekten özür yazısı istedi? Bu buna karşı ne yaptınız peki? Yani federasyon yetkilileri dernekten bir özür yazısı istedi. Evet. Bizim sözümüzde de şöyle bir şey yazıyor zaten. Hani sen de okumuştun geçen sefer. Ben sana paylaşmıştım onu. Evet. Fiili yaptığın yerde özür dilemen gerekiyor. Böyle bir şey var. Ben hani çok özellikle söylüyorum. Sen de belki önünde açıksa eğer bakma şansın varsa direkt okuyabilirsin abi. Şimdi diyelim ki suç işleyen bir şey yaptıysam eğer ben bunu nerede yaptım abi? Facebook üzerinde yaptım. Hı hı. Ben bunu Facebook üzerinde yaptıysam eğer nerede özür dilemem gerekiyor? Facebook üzerinde. Yani çünkü bizim tüzüğümüze göre böyle bir şey var, yönetmelik var. Bunu yine Facebook üzerinde şey yaptık, özürümüzü diledik. Hatta ben direkt kendi adıma, kendi profilimde yaptım. Çünkü bunu yapan benmişim yani. Hani derneği bu yüzden sıkıştırıyorlar. Açıkçası hani çok özürlü bir şey olduğunu düşünmesem de hani derneği de bu konuda yormak istemiyorum. Bir şey diyeceğim. Buradaki tuhaflık şu. Sen şu anda bu arada halihazırda derneğin yönetim kurulunda mısın? Evet. Şu an yönetim kurulu üyesisin. Evet. Şimdi ama bu paylaşım ya da yorum hak mahrumiyeti cezasını alan sonuçta dernek değil bir gerçek kişi olarak sensin. Doğru mudur? Evet. Doğru. Senin bir eyleminle alakalı olarak dernekten özür dilenmesi şeklindeki talebe hangi gerekçe sunuluyor? Hangi düzenleme sunuluyor ya da? Valla oradaki dernek atmanın en üstündeki paragraf sunuluyor. Öyle söyleyeyim. Hiçbir mantığı yani hiçbir mantığın tarafı yok. Hani bana mantığıma hiçbir türlü yatmıyor. Ama yine de hani sonuçta olay dernektir. Hani benimle alakalı dernek bir problem yaşamasın diye gereken yazıyı yazdım ve sosyal medyada paylaşıp altına da daha doğrusu devamında da dernek başkanımız da kendi dernek adresimizden federasyona gereken yazı yazılmıştır. Linki şuradadır. Yazı da şudur diye Kandal Der Yönetim Kurulu olarak bir cevap da gönderilmiştir. Hmm. Bundan daha fazlasını ne isteyebilir ki bir federasyon? Yani hani daha doğrusu bunu niye ister? O daha ayrı bir kafa da yani hani diyelim ki özür istiyorsun. Tamam işte özür dilenmiş, yazı gelmiş. Yönetim kurulu da yazı aşağıdadır diye sana bir gönderim yapmış. Bu arada yine çok kısa yine bir not olarak geçeyim. Burada federasyonla kasıt federasyon tüzel kişiliği değildir arkadaşlar. Federasyon gerçek kişiler eliyle işlemlerini uygulamalarını yapıyor. Şu an mevcutta yetkililerin bir takım bir talepleri olmuş ya da bir işlemleri olmuş. Buna dair yorum. Yani burada kısaca federasyon deniyor ama buradaki söylemler federasyon tüzel kişiliğiyle alakalı değil. Yöneticilerle ilgili olarak bu yorumu yapıyoruz biz. Lütfen devam et. Şimdi oradaki olay o. Yani hani biz yine de hani bize çok saçma geliyor açıkçası. Yani hani bir kişinin aldığı cezadan dolayı derneğin federasyona atılma tehdidiyle karşılaşması. Hani tehlike bile söylemeyeceğim. Böyle bir tehditle yani hani
Ya özür, dernek diyelim ki özür diledi. Ne olacak? Ya dernek bu... özür dilediğinde ne olur acaba? Yani bu yönetim kurulunun başı göğe mi erer? Çok mu mutlu olur? Ne bileyim ya da bundan sonra her şey muhteşem mi olur? Kinoloji ya, uçar mı? Bir internet yarışma mı yaparız? Önemlidir. Ya bir de dernek kimden özür dileyecek? Şimdi dernek bir tüzel kişilik. Federasyon da bir tüzel kişilik. Tüzel kişilerin duyguları yok. Yani tüzel kişiler incinmezler. Tüzel kişileri kıdıklarsanız kıdıklanmazlar. Ne bileyim tüzel kişiliklerin canını acıtamazsınız. Şimdi özür isteyen federasyon olarak kabul edersek özür istediği kişide tüzel kişilikte dernek. Yani şimdi federasyon tüzel kişiliği dernek tüzel kişiliğinden özür istiyor. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Yani şimdi Fatih'ciğim biz bozuşmuşuz birbirimizle. Ben sana diyorum ki benden özür dilersen affederim seni falan. Ya bunlar tüzel kişilikler ya. Tüzel evet. Kişilikler. Neyin özrü? Neyin özrü? Bir, ya velev ki tamam hadi bunların da duyguları var. Bu tüzel kişiliklerinde elleri, kolları, ayakları var. Canları acıyabilir, üzülebilirler, iyileşebilirler, gülebilirler, mutlu olabilirler diyelim. Ya şimdi bu konu geçince açtım ben üyelikten çıkarmayla ilgili kısmı. Ya şimdi şöyle bir hüküm var. Federasyon tüzük hükümlerine, amaçlarına, temel ilkelerine aykırı davranış ve söylemlerde bulunup tüzel kişilik olarak kendisini federasyondan üstün veya federasyonun önünde öneme sahip bir konumda göstermeye çalışan söylemlerde bulunup sözü edilen bu tutum, davranış ve söylemlere diye devam eden bir düzenleme var. Evet. Şimdi burada denilen şey şu. Kangal Irk Derneği olarak, Kangal Irk Derneği tüzel kişiliği olarak federasyon tüzel kişiliğinin üstünde sanki bir konuma, pozisyona sahipmiş gibi davranıyorsan, ki dernek tüzel kişiliği böyle davranamaz yani. Yine bu gerçek kişiler eliyle yürür. Ama velev ki varsayalım ki davranabilsin dernek tüzel kişiliği. Yani düzenleme baştan sona saçma da zaten. Ama diyelim ki davranabilsin. Ya burada ne diyor? Bak, tüzel kişilik olarak kendisini federasyondan üstün veya federasyonun önünde öneme sahip diyor. Bizim böyle bir derneğimiz yok ki. Yani hani ben ne Kangal Derneği ondan büyüktür diyorum, ne ben Kıftan büyüğüm diyorum. Hani bizim böyle desen de fark etmez. Hayır, işin garip tarafı şu. Desen de fark etmez abi. Sen sonuçta bir gerçek kişisin. Yani sen velev ki şöyle varsayalım. Sen dernek yöneticisi olarak bir paylaşım yaptın ve altına dedin ki işte Kangal Irk Derneği adına yönetim kurulu üyesi Fatih Çokcan yazdın. Ya böyle bile yazsan senin bu yazdığınla dernek bağlı mıdır ya? Dernek tüzel kişiliği bununla bağlı mıdır? Kabul edelim bağlı olsun. Belki böyle bir durumda bir özür mözür düşünebilirsin dernekten, hadi bir özür gönderin falan. Ya senin bir gerçek kişi olarak yaptığın bir eleştiri, bir paylaşımla ilgili olarak derneğin dernekten özür dilenmesini beklemek gibi bir garabet olabilir mi ya? Bununla ilgili Akita Irk Derneği atıldı. Evet. Başka Bull Terrier de galiba. Bull Terrier. Bull Terrier de aynı nedenle atılmıştı. Şimdi bu sürecin benzerini Kangal'la ilgili yaşıyoruz. Aynen. Kangal'la ilgili deminden beri konuştuğumuz bir takım şeyler var. İşte bu ırk tek yerli ırkımız, FCI tarafından tanınan ve standartları belirlenen tek yerli ırkımız ve bunun gelişmesi lazım, işte tanınması lazım, üretiminin çoğalması lazım, kayıtlı hale getirilmesinin önünün açılması lazım. Bu noktada bir takım işte ayrıcalıklar yapılmalı falan filan, şu bu beklentiler buyken burada ne oluyor? Dernekten biri federasyonu eleştirdi diye o dernekten özür yazısı falan bekliyoruz. Özür yazısı da gelmezse belki atmayı düşünülecek. Ki Akita'da yapılan, Monterier'de yapılan buydu. Yani biz Kangal ırkının geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını umarken, beklerken, talep ederken, bunu arzu ederken uğraşılan şeylere bak.
Abi bir de bu yazı nereden geldi yani, biliyor musun? Önce de siyaset yapmış oluyoruz. Bazı arkadaşlar da böyle bakıyor. Abi kusura bakmasın abi. Biz dernekte şunu, hani bu bahsettiğim üretim izniyle alakalı bir yazışma yapıyorduk. Kişiyle alakalı bir yazı yazdık. O yazının cevabı olarak federasyon işte bunu yapamayacağımızı, işte bizim görevlerimizi tekrardan hatırlatan, sizin göreviniz sadece işte çiftleşme anlaşması vermektir. Üretimle alakalı bir gücünüz, hükmünüz yoktur. Kayıt tutamazsınız, bilmem ne yapamazsınız diye gereksiz açıklamalar yapıyor bize. Altına da aynı zamanda bize hala özür dilemediniz, bize bunu posta yoluyla göndermediniz diyerek bir yazı daha yok. Ya arkadaşım sen ciddi ol, iş yapıyoruz burada ya. Yani hani ben orada artık öyle bakmaya başlıyorum olaya. Yani hani biz burada diyoruz köpek kaydedeceğiz, sen diyorsun ki sen benden özür dilemedin. Onunla ilgili verdiği bir cevabı ek olarak mı yazıyor buna? Tabii tabii, altına satır yani, bir başlığı falan yok. Bir paragraf daha öyle yazıyor. Hani patron kimi gösteriyor kendince. Yani bizim böyle bir zaten derdimiz yok. Yani bizim hani KIF zaten bizim federasyonumuz. Yani biz burada bir üyeyiz, sen de federasyonsun. Yani bizim hani seninle bir didişmemiz, çekişmemiz yok. Biz işler yürüsün diye bir şey yapıyoruz. Sen bize patronluk taslıyorsun her seferinde. Tasla, tamam, sen kendi öyle mutlu oluyorsun demek ki. Sıkıntı yok. Belli eksiklikler var yönetimde bazı insanlarda. Ondan dolayı patronluk taslıyor. Taslasınlar. Ama altında iki satıra da özür dilemedim. Oğlum o zaman sen bir tane şey yap. Mail at başlıklı olarak. Çünkü ciddi oluyor. Ciddiyetsiz oluyor böyle. Şimdi bir konuyla ilgili bir mail atılmış. Ben özetleyeyim durumu, anladığımı. Tabii bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Buna cevap veriyor federasyon yetkilileri ya da yetkilisi her kimse. Bu durumun cevabı budur. Bununla ilgili durum budur falan diyor. Altına da bu arada da dernek olarak da bizden de özür dilemediniz ha falan gibi benzeri. Aynen. Birebir o. Evet. Yani bundan önce de şöyle söyleyeyim. O olayın evvelinde 2-3 tane yazışmamız var. Yani hani atıyorum birisinin üretim izni talebi vardı. Biz dernek için son kez uygundur dedik. Federasyon uygun görüyorsa bize de uyar dedik. İşte öyle bir şey yaptık. Federasyon buna cevap verdi. Federasyona bizim size aidat borcumuz var mı diye mail attık. Federasyon bize cevap vermedi. Ondan sonra üretimle alakalı işte bu taahhütname üzerinden bir talepte bulunduk. Federasyon bir cevap verdi. Bir mail daha attık. Buna da cevap verdi. Federasyon yöneticileri diyelim de sonra siz federasyon tüzel kişinin itibarını zedeliyorsunuz, yapmasınlar. Ya şimdi çok uzun uzun konuşmak istemiyoruz. Zaten saatleri harcıyoruz. Hani bir de oradan da şey yapmayın diyor ama tamam. Federasyon Yönetim Kurulu diyerek yürümeye devam edeyim ben. Devam edeyim fikriye söyleyeceklerimi. Yani hani burada o bahsettiğim şeyi madem özür istiyorsun yaz başka bir mail. O maili de görelim, anlayalım. Ama zaten konuyla alakalı bunlar özür talep ettiklerinde biz bu yönetim kuruluna yazımızı yazdık. Benim yazımı, benim özür yazımı, Facebook'ta paylaştığım şeklin linkini paylaştım. Aynı zamanda paylaştık. Üstünde de aşağıda gereken özür yazısı yazılmıştır. Saygılarımızla Kangal Çoban Köpeği Derneği Yönetim Kurulu diye gereken cevap da yazılmıştır. Yani hani nasıl bir özür beklediklerini, daha nasıl bir alternatif aradıklarını ben açıkçası bilmiyorum. Bir de bize atmadıkları şöyle bir şey, bunu bize posta yoluyla göndermediniz diyor. Tamam da sen de bana mail yolladın zaten. Sen bana posta mı yolladın ki ben sana posta atayım? Nereden sorarsan sana cevap veriyorum. Yani bu mantık olan bu değil midir? Yani enteresan, mail yoluyla bunu talep ediyorsun, posta yoluyla bekliyorsun. Özür beğendiremiyoruz demek ki Kangal'ın demiyorlar. Ya demek ki buradaki durumda şu gibi geldi sanki şu an bana. Yani ben her türlü sizi de atacağım, işte bir gerekçe oluşturuyorum falan mı deniyor? Yani nasıl bir özür bekleniyor acaba? Dernek olarak hangi eylemimizden dolayı özür bekliyorsunuz gibi falan mı yazsınız? Bilmiyorum. Ben de şöyle düşünüyorum abi. Biz şimdi diyelim ki bir özür metni gönderin, o metni o gönderelim size falan. Abi ben diyorum ki yani şöyle, hani Allah belasını versin şu Fatih çok dedim, lanet olsun aldığımız derneğe, aldığımız güne deyip böyle bir şey yaptılar. Altına Kangal Çoban Köpeği Derneği Yönetim Kurulu yazsalar, ama siz yönetim kurulu
Güzel kişilik olarak yazmamışsınız ki diyecekler. Yani hani onu bile kabul etmiyorum. Abi şöyle diyelim. Siz arzu ettiğiniz özrün örnek metnini gönderin. Biz oraya isimleri yazıp imzalayıp posta yoluyla gönderelim. Evet ama dünyada hatta böyle bir şimdi, örnek yok abi. Beğendiremiyorsun. Hatta yazılı delil bile bırakmanıza gerek yok. Telefonla arayın. Bize yazdırın. Kullanmayın. Yazdırın metni. Ona göre düzenleyelim, gönderelim abi o zaman. Vallahi haksız olacak abi. Hani özür beğendiremiyoruz, gerçekten böyle bir şey. Yani hani bir de hani okuduğun yerde de görünüyor. Yani özür nerede dilenir diyor abi, paylaştığın yerde dilenir. Abi. Şimdi ben eğer profilimde yaptığım bir şeyden dolayı ceza alıyorsam eğer ya da profilimden dolayı eleştiriliyorsam, profilimde paylaştığım bir şeyden dolayı özür bekleniyorsa bunu doğal olarak kendi profilimde paylaşacağım zaten. Burada zaten bak bu düzenlemede şöyle bir gariplik var. Şimdi düzenlemede bir kere diyor ki federasyon tüzel kişiliği ve federasyonun diğer üyelerinden özür dilememekte direnen ve başkan, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerinin federasyonun tüzel kişiliğini ve itibarını zedeleyecek tutum, eylem ve davranışlar içinde bulunan üye dernekler, kurumlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Şimdi öncelikle bunu şu açıdan değerlendirelim. Bir derneğin üyelerinin ya da yönetim kurulu üyelerinin ya da başkanının eyleminden dolayı bir derneği cezalandırmak ya da bir dernekten özür dilemek nasıl bir mantık? Yani saçma sapan bir mantık silsilesi var burada. Kaldı ki işin şu boyutu da var. Yukarıda okudum az önce. Tüzel kişilik olarak kendisini federasyondan üstün işte veya federasyonun önünde öneme sahip bir konumda göstermeye çalışan diye başlayıp sonucunda nasıl iş yönetim kurulu üyelerine hatta dernek üyelerine vesaire geliyor? Ya da dernek üyelerinin eylemlerinden dolayı nasıl dernek cezalandırılabiliyor falan. Yani hiçbir zaten bu düzenlemenin hiçbir geçerli mantığı yok da. Bir de işin şu... Ben oraya şöyle baktım abi. Hani bunlar şimdiye kadar federasyondan 9 tane derneği atmaya çalıştı. Hiçbirini atmayı beceremediler. Hani zaten bunu söylediğim için de savunmam istendi. Beceremediler. Ne disiplin kurulu becerdi, ne yönetim kurulu becerdi. Bu derneklerin hiçbiri atılmadı. Şimdi Kangal Derneği'nde de bunu yapıyorsun. Diyelim ki istediğin oldu, özürü beğenmedin ve atmak istedin. Ya federasyondan 10. derneği atmış olsan, ya bu federasyon 3'te 1'i demek. Yani senin yapabildiğin, kinolojiyle alakalı yapabildiğin en büyük katkı federasyondan 10 tane derneği atmak mı oluyor? Bu mudur yani? Hani seni kinolojide bir yerden bir yere götürecek. Yani yaptığın ya. Şey faaliyetleri şu an düşünüyorum, kinolojik olarak da düşünüyorum. 10 tane dernek attın. İşte ne bileyim, köpeklerin kayıtlarında farklı bir yönteme gittin. Köpek kayıtlarında sıkıntı yaşattın. Kangal köpeğiyle alakalı sahada köpek kaydetmeyi iptal ettin. Öp değerlendirmesini iptal ettin. Yani hani bu seni nereden nereye götürür kinolojik olarak? Şimdi hep mesela bizi suçluyorlar ya işte şu yarışmaya giremedik çünkü biz böyle engelliyorlar bilmem ne yapıyorlar. Tamam da hani sen güzel bir şey yapsan insanlar gider zaten. Burada oturan hani ben şu an oturan adamım. Oturan adam oraya gitme dedi diye insanlar durur mu evinde? Diyelim ki ben velev ki hani ben insanları tutmaya çalışıyor olduğumu düşünüyorum. Sen orada güzel iş yapsan insanlar orada olmayı istiyor zaten. Biz hepimiz köpek seviyoruz. Köpek seven insan köpek yarışması da bunun hani galası gibi bir şeydir. Yılda bir defa, iki defa, en fazla üç defa ki iki defa çoğu zaman yarışma var. İnsanlar o yarışmaya iple çekiyorlar. Ne bileyim köpeklerini hazırlıyorlar. Köpeğin kondisyonunu en iyi zamanını o ana göre ayarlıyorlar. Sen doğru organizasyon yapsan insanlar zaten peşinden koşa koşa gelir. Kesinlikle öyle. Ya ben bu işe hobi amaçlı girdim. İşte iyi bir şeyler üreteyim falan. Irkı sevdim bir kere. Irkı iyi bir şekilde yansıtayım, ortaya koyayım istedim. İşte yarışmalara gideyim. İşte bir iki bira mı içeyim falan. İşte bir kupa falan alırsa bu heyecanını yaşayayım falan derken... kendimi nerede buldum ya? Şu an geldiğim noktaya bakıyorum yani bu zamana kadar. İşte daha öncesinde atılan üç dernek vesaire vardı falan. O zaman da yine işin biraz dışındaydık. Peşine Akita falan atıldığı zaman zaten ne oluyoruz demeye başladım.
ve bir anda asil olarak kendimi bu işlerin içerisinde ortasında buldum. Yazık yani, bu zamana kadar tamam 3 dernek, işte sonra 4 dernek, 4 dernek değil bu arada 5 dernek ama işte Gökhan abilerin olduğu dernekle ilgili herhalde bir yazı ulaşmadı falan ama mahkemeye gönderdikleri listede o eksikti. Şimdi 3 öncesinde var, 5 tane öyle var, 8. Şimdi ne yapıyorsun? Kendi yerli ırkının FCI tarafından 2018'de daha henüz tanınmış yerli ırkın derneğine bile bu arada özür dilemediniz falan. Ya bu derneği de atmaya çalışıyorsun. Çok bariz bu durum, belli yani. Belli canım, aşk. Bir nokta belli. İşte bu sefer ne oluyor biliyor musun? Şimdi 3. saatimiz yayında. İşte ne yapılabilir, ne yapılmalı, işte şöyle yapılsa daha mı iyi falan filan konuştuk ya hep. Ya tamam, güzel, arzu ediyoruz bir şeyleri veya bir takım çözümler, işte sen sunuyorsun bu ırk adına, başka arkadaşlar da sunuyor, görüşlerini belirtiyor. Abi, ama olarak buna geldiğimiz zaman hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Bir karşılığı yok. Aynen öyle. Nasıl yol alabiliriz ki durum buyken? Yani federasyon yöneticileri Fatih Çokcan'ın bir postundan, bir paylaşımdan ya da bir yorumundan dolayı dernekten özür dilemek gibi şeylerle uğraşıyorsa, Kangal ırkının, yerli ırkımızın gelişmesi vesairesi falan, bilmiyorum, hep havada kalıyor yani. Aynen öyle abi. Ve bu hissi ben çok fazla yaşıyorum. Ya çünkü hani dediğin gibi yapılabilecek bir sürü şey var. Açıkçası hani kapasitem olduğumu da biliyorum, o anlamda kapasitemiz olduğunu, dernek olarak da gücümüz var. Hani bir sürü şey yapmaya. Çünkü Avrupa'dan bir sürü ülke, hatta dünyadan bir sürü ülke bizim derneğimizi referans alıyor. İnsanlarla görüşmeler yapıyoruz. Hani bu konuda bizi baz alarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama biz daha kendi içimizde hala savaş ediyoruz. Ya da işte ne bileyim batın yapamıyoruz. Ne bileyim kayıtlı köpek olmuyor. İşte köpek kaydedemiyoruz. İyi bulduğumuz köpekleri sistemin içine sokamıyoruz. Hani insanlara kıf o kadar kötü değildir diyeceğiz. Kıfın bize yaptıkları ortada. Evet. Ya kıf yönetimi diyeyim buna. Düzelteyim yine. Şimdi hani bu noktada biz bunları yaşarken insanları da kıfın içine çekemiyoruz. Hani bunu çekmek istemediğim için falan söylemiyorum. Yani hani ben bir sürü insana, hatta hani onlar aleyhinde bile konuşsalar, götür köpeğini. Sen işe daha profesyonel bak, köpeğini götür kaydet diyorum. Hani kıfa köpek sokmayan ya da kıfın daha dışında daha tarafsız ya da işte kıftan bağımsız olarak yürüyen insanlara da bunu söylemeye çalışıyorum. Ama ben bunları yaşarken insanlara da inandırıcı olamıyorum. Ya bu ben tek başıma yaşadığım bir şeyle alakalı değil. Yani hani dernek olarak bunları yaşıyoruz. Adama mesela dediğin gibi tekrardan başa döneceğim ama hani Sivas'taki dağdaki ya da işte ne bileyim o köyündeki adama köpeğini kaydet, şöyle güzel, böyle iyi, şöyle. Adam tamam diyor. Tamam. Ne yapacaksın? İstanbul'a geleceğim. Şimdi o adam İstanbul'a getirebilir misin? Sen gideceksin. Yani ben o adamı onu sağlamadıktan sonra o adamın işi kinoloji değil ki ya. Değil. Şimdi abi şöyle bir şey var. O adam düşünmek zorunda değil. Değil. Şimdi bunu bir Rottweiler için, bir Alman çobanı için, Schnauzer için veya diğer ırklar için, Bernese için söyleyebilirsin. Hatta Bernese için de bence söyleyemezsin. Daha Türkiye'de kaç tane Bernese var yani? Onu da falan çalışmak lazım. Her neyse. Ya ama Kangal için bunu söyleyebilir misin ya? 2 yıl olmuş FCI tarafından tanınması bu ırkın. Aynen öyle. Ya, o adamın umurunda değil ki abi. O adamın köpeği kayıtlı olsa ne, olmasa ne. Bunun peşinde koşması gereken biziz. Bu arada yayının ne zaman kesileceğini de bilmiyorum. Bir taraftan da bazı yorumlar da geliyor. Ara ara yorumlara da değinelim ki. Boşa çıkmasın. Mesela Oğuz Güler kardeşim, Aziz Yıldırımlar ölmez, şekil değiştirir demiş. Ben bu arada çok sıkı bir Galatasaraylıyım. Aziz Yıldırım'ı da hiç sevmiyorum abi. Ayşe'nin yorum yazmış. Fatih kendini sözlü olarak ilk savunduğunda WhatsApp görüntülerini paylaştı. Başkan, kişisel verilerin koruması kanunu çiğnendi. Fatih bu konuda dava açamaz mı? Abla, onlara özelden değiniriz ya. O konuyla yani o da ona ilaveten çok konu var. Değerlendirdiğimiz, uğraştığımız. Kangal Derneği atılır.
becerebiliyorsa ama özür dilemez, buna hukuki bir gerekçe yok. Becerebiliyorlarsa. Ya istedikleri özür metnini atsınlar, yine özür dileyin abi, boş verin. Ya hani enteresan olan şu. Bahane arıyorlar. Yani daha doğrusu bunu gerektiren bir durum olmamasına rağmen biz özür yazısını yine yolladık. Yani yoksa ben bayılmıyordum açıkçası haklı olduğum noktada federasyondan özür dilemeye. Ama hani benlik problem yaşamak adına biz yine o özürü yazdık. Ben kendi adıma yazdım. Hatta altına Kangal Çoban Köpeği Irkı Derneği as başkanı olarak da adımı koydum. Üstüne de Kangal Çoban Köpeği Irkı Derneği yönetim kurulu olarak kısada o özür yazısını yolladık. Linki de üstüne koyduk. Hani nasıl bir özür? Ne olması gerekiyor? Yani hani ne denmesi gerekiyor? Biz çok pişmanız ki Fatih Çokcan bizim derneğimizin üyesi falan mı denmesini istiyorlar? Ne istiyorlar? Yani ne derlerse mutlu olacaklar, söylesinler. Ben hani alınmayacağım çok. Yazabilir derneğin benim adı o. Abi seni dernekten atalım ya. Arzu ederim. Bakalım olacak mı o zaman ya? Tek derdi kinoloji olması gerekenler bu saçmalıklarla uğraşırken diğer yandan yeni kurulan federasyonlar sosyal sorumluluk. Abi diğer federasyonlar ne yapıyor bizi ilgilendirmez ya. Bence. Son gelen maili koymasak güldür güldür şova da olur. Eyvah, mesajları kaçırdım ya. Oğuz Güler, o konu biraz karışık kardeşim. Evet, yorumlara da olabildiğince okumaya çalıştım. Bazı yorumları da, soruları da okumaya çalıştım. Biz bu arada süremiz tükenene kadar bence devam edelim. Ne diyoruz? Fatih boş geçme, kimse bize diz çöktüremez. Ya şimdi hani aslında biz böyle çok anarşik tavırda bir insanlar da değiliz baktığında. Ama hani öyle bir noktaya geliyorsun ki yani hani adamları beğendiremiyorsun ve en sonunda böyle bir hani şey. Tamam ya, ne yapıyorsan yap o zaman noktasına geliyoruz. Ya yani abi hani, ben... ne olur diyorum ya şimdi hani gerçekten biraz daha hani artık hani belli. Bu adamlar bizim derneğimizi atmak istiyorlar. Tamam o zaman haklarımız neler diye dinlemeye başlıyorsun. Haklarımız neler, biz genel kurula geleceğiz. Biz genel kurulda bu adamlardan çok fazla sayıda olduğumuzu biliyoruz. Biz genel kurulda bu adamlar oylama yaptıklarında bizi atamazlar. Kangal Derneği'nde atılsın diye el kaldıranları da ben yazarım arkadaş. Yazarım yani. Net bir şekilde durum zaten şu. 30 tane halihazırda dernek var. Fiilen bu 30 dernekte federasyona üye dernek. 30 derneğin 120 delegesi var arkadaşlar. Rakamlar belli. Yani yönetim kurulu kararıyla atsan da son kararı genel kurul veriyor. O genel kurula bu 30 derneğin 30'unun da katılması gerekiyor. Ve bu 30 derneğin yani 120 delegedeki sayının hangi taraftan yana olduğunu da çok iyi bildikleri için zaten bu sıkıntıları yaşıyoruz. Abi bir dernek iki defa alınır mı ya? Yoksa sayıda sıkıntıları yoksa teklifim şu. Tamam, 30 dernek olarak ve 120 delege olarak o zaman hiç bu dernek atmalara, hak mahrumiyetine, şuna buna garip garip işlere girmeyin. Garip garip ilanlara da girmeyin. Adam akıllı bu 30 dernekle ve 120 delegeyle genel kurulumuzu yapalım. Ne oluyorsa olsun abi, o zaman görelim. Ya abi şey de değinmek istiyorum ben. Hani diye kaldı. Abi kızlar kurul şey yaptılar biliyorsun, duyurusunu yaptılar kendi web sayfalarında. Bir şey diyeceğim, bir 15 dakikalık yayın daha yapalım. Bir 5 dakika ara verelim, 15 dakikalık bir yayın daha yapalım. Konu çok havada kaldı çünkü. Tamam.